Bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun onca yaşadıklarımızdan sonra? Bana da öğretsene. Emin sen benim canımın hiç yanmadığını mı düşünüyorsun? Çekti mi? Gülis beni burada bırakıp gittin. Ben mi gittim? Ben. Niye arkamdan gelmedin? Niye çok sevdiğin kadının peşinden koşmadın? Gittim. Gittim ama sen eski hayatına, nişanlına dönmüştün. Ne? Nişanlım mı? Evet. Ona dönmek için ikimizden bir cana bile kıydın. Emin ne diyorsun sen? Gülis her şeyi biliyorum ben. Abin anlattı. Şimdi... Emin ben... Sen... Sen bencil bir kadınsın. Şimdi bana da her şeyi öğretiyorsun. Beni çocuğundan ettin sen. Çocuğundan ettin Gülis. Az kalsın ateş, inanabiliyor musun? Şaka gibi. İyi kıvırdık canım. Sen de hiç fena değilsin ha. Neyse sen sakla onu öyleyse. Saklayayım mı, imha mı edeyim bilemedim. DJ kabininin orada bir yere tıktım ben onu. Peki, olur. Ateş. Hı. Kaydı da bulduğunuza göre demek ki artık çatı katına dönüyorsunuz Ateş. Maalesef dönemiyoruz Ayşen. Bak şimdi şöyle, ben bugün bunu Yasemin'le de konuştum. Yani bizim bundan dönebilmemiz için... Yasemin'le mi konuştun? Yasemin'le ne konuştun? Ateş, Yasemin bizi biliyor mu? Hayır, hayır. Nereden bilecek Yasemin bizi? Yok öyle bir şey. Bak, Yasemin buradan gitmek istiyor ya. Ben de babamın beni tehdit ettiği şeyi bulduğumu söyledim ona. Yani seninle ilgili olduğunu bilmiyor. Sonra da babamın bununla durmayacağını anlattım. Şimdi de sana bunu açıklarken sen de bana... Ateş, sana ilk ve son kez soruyorum. Gözümün içine bak ve doğruyu söyle bana. Tamam. Yasemin bizi biliyor mu? Hayır. Peki neden burada olduğunuzu biliyor mu? Hayır. Hala neden buradasınız peki? Çünkü babam durmayacak. Yani bak, ben bu hard diski alsam da bir yedeği olup olmadığını bilmiyorum. Yani onu köşeye sıkıştıracak bir şey bulmadan da buradan gitmem aslında çok da mantıklı değil. Ya bizi tekrar tehdit ederse? Hı? Bir dahakine bu kadar şanslı olamayabiliriz. Hatırlasana. Tamam. Tamam bak. Biz böyle kötü şeyleri düşünmeyelim olur mu? Şöyle yapalım. Hı. Şimdilik babamın tehdidi ortadan kalktığına göre bizim şu çatı katında yarım kalan bir meselemiz vardı. Onu mu tamamlasak acaba? Ateş yapma. Bak biri görecek, hadi gidelim buradan. Ateş. Beğenmene sevindim. Çok güzel gerçekten. O sensin biliyorsun değil mi? Turna kuşu muyum ben? Turnalar da geçer. Sen geçme. Ben de gideceğim bir gün Demir. Gidemezsin. Ben bağladım seni bununla. Yanımdan, yaramdan göçmedi. Ama turnalar özgür kuşlardır. Bağlanınca ya ölürlerse? Tamam. Sen yukarıdan uçarsın. Bunlar tam öyle arabayla yedi.
yarım kanallı yiyorduk. Müthiş. Kocaman evin içinde kayboldum ayol. Tuvalet neredeydi ki işimizi geç sorayım. Takılın, bana aldırmayın. Neydi o ya? Ay ay ay, ne oldu? Bilmiyorum, oynuyor. Yok bir şey içinde. Aç şu gözü bir iyice bakayım. Aç, ayır bakayım, ayır. Yok işte hiçbir şey yok. Ya kızım ablamla baktı, ben de baktım, yok işte bir şey. Allah Allah, ya böcekse, ya yumurtlarsa. Bak kız, ne güzel anne olursun işte, küçük küçük böceklerin olur. Abla ne alakası var ya? Çok mu komik? Bak o eller böyle gittiğine göre senin böcek çıktı ha Yasemin. Hı, çıktı Süheyla. Ne var abla ya, Allah Allah. Var bunda bir şey ama. Bakalım. Ya nereden çıktı? Nasıl oraya geldi anlamadım Ayşe. Eniştemin ağzında da bakla ıslanmaz ki. Ne yapacağız Ateş? Dur bakalım, dur. Ateş. Nerede bunlar? Bilmiyorum ki Ayşe. Ateş. Söylemiş midir sence? Vallahi onu da bilmiyorum. Ama sakin kalalım. Sakin olmak çok önemli. Sakin kal. Ne oldu? Hiç. Ve niye suratlarınız böyle sizin? Niye dikiliyorsunuz burada? Sen neden gözünü yerleyip duruyorsun? Bir şey yok, bir şey yok. Ben dedim çıktı. Ha, çıkmıştır, çıkmıştır. Ben baktım bir şey yoktu. Değil mi Kıvırcık? He. Şu Şuayb abi nerede? Ha, nerede benim şüphim ya? Ha, geliyor. Şüphin. Ne oldu? Uyudun mu sen? Oo. Ay. Ne oldu? Niye toplandınız buraya? Şuayb abi sen oyun boyun diyordun, bir şey diyordun. Ya. Buradasınız. Enişte biz... Biz bütün gündür buradayız abi. Yani siz gelmeden önce de biz buradaydık. Öyle değil mi? Evet, evet buradayız. Evet, evet. İyi saatte olsunlar. Şeytan dürttü.